Ariel, Elsa, hemen geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de yardımınıza ihtiyacım var. Çok önemli bir baloya davet edildim. Orada bir prenses gibi olmak istiyorum. Ama nasıl davranacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Sizler bana öğretebilirsiniz. Elsa, sen çok güzel ve zarifsin. Ariel, sen de öyle. Lütfen bana yardım edin. Barbie, bizi aramakla çok iyi ettin. Merak etme, sana yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Barbie, sen zaten çok güzel ve çok zarifsin. Seni bir prensese dönüştürmek, inan, hiç zor olmayacak. Bu harika. Sizler gibi bir prenses olmak için sabırsızlanıyorum. Söz veriyorum, ne derseniz yapacağım. Barbie'cim, istersen ilk önce yürüyüşle başlayalım. Ne? Yürüyüş mü? Nasıl? Prenses olmanın ilk kurallarından biridir. Düzgün bir şekilde yürüyebilmelisin. Hadi bize nasıl yürüdüğünü göster. Oyo, bu şekilde olmaz. Barbie, yürüyüşün üzerinde biraz çalışmalıyız canım. Bu şekilde yürüyemezsin. Özellikle bir prenses giysisi içinde çok daha farklı yürüyor olmalısın. İşte böyle canım. Fazla zıplamadan düz adımlar atmalısın. Ne dersin? Sence yapabilir misin? Aslında o kadar da zor değil. Bilemiyorum Elsa. Bu galiba göründüğü kadar kolay değil. Bu şekilde yürümeye hiç alışık değilim. Nasıl yapılır bilmiyorum. Benim bir fikrim var. Barbie, bu gördüğün kitapları başının üstüne koyacağız. Sen de onları düşürmeden yürümeye çalışacaksın. Bu şekilde düz yürümeye alışabilirsin. Böylece bir prenses gibi yürürsün. Ne dersin? Bence denemeye değer. Oyo! Ne yapacağım ben? Barbie, ilk başlarda böyle olması çok normal. Hadi, elini bırakmayı dene. Arkadaşlar, galiba bu sefer oldu. Bakın bakın, tek elimi bıraktım. Oyo! Barbie, acele etme. Sakin ol. Evet, yavaş yavaş. Tamam, şimdi iyi gidiyorsun. Dikkatli ol. Bakın bakın, bu sefer iki elimi de bıraktım. Şimdi her şey yolunda. Oyo! İyi misin Barbie? Pes etme. Olacak bak. Fena değil. Hiç fena değil. Oluyor galiba. Böyle devam et. Evet, ne dersiniz? Sanırım bu kez başardım. Harikasın Barbie. Zaten bunu başaracağına emindik. Gayet iyi yürüyorsun. Bence kesinlikle çok iyiydi. Zordu ama. Artık gayet iyi yürüyorum. Evet Barbie, gayet iyisin. Yürüyüşün artık bir prensesten hiç farklı değil. Pes etmeme izin vermediğiniz için çok teşekkürler. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sırada dans var. Baloda dans etmen gerekebilir. Ben şimdi müziği başlatayım. Sen de bize nasıl dans ettiğini göster bakalım. Dur dur, bu şekilde olmaz. Barbie, yavaşla biraz. Bu baloya uygun bir dans değil. Evet canım, sana öğretmemiz gereken şeyler olacak. Daha önce hiç baloda dans etmedim ki. Bana neden söz ettiğinizi göstermeniz gerekecek. Endişelenmene hiç gerek yok. Baloda nasıl dans edeceğine dair sana bir iki ipucu verebilirim. Yumuşak hareketler yap. 1, 2, 1, 2,
adımlarını saymayı deneyebilirsin. Kollarını çok fazla oynatmamaya çalış. 1, 2, 1, 2. İşte böyle. Sanırım ne demek istediğini anladım. Bir deneyeyim bakalım. 1, 2, 1, 2. Ne düşünüyorsunuz? Böyle mi? 1, 2, 1, 2. Bence gayet iyi gidiyor. Bence de. Bu işi kesinlikle başaracak. Barbie, o kadar iyisin ki daha önce balo dansı yapmadığına inanmak çok zor. Pekala, dans kısmını hallettiğimize göre artık sofra kuralları ile ilgili konuşabiliriz. Evet Barbie. Sen şimdi yemek yemek dediğimiz zaman ne anladığını bize göster. Önündeki çorbayla başlayabilirsin. Bir hata varsa biz de sana söyleriz. Ne kadar da beceriklisiniz. Bu harika sofrayı ne zaman kurdunuz? Gerçekten çok güzel görünüyor. Peki, ben de şimdi çorbayla yemeye başlıyorum. Balonun önemli olduğunu söyledin Barbie. Her şey tam olsun istiyoruz. Kızlar, çorba nefismiş. Ellerinize sağlık. Bayıldım doğrusu. Barbie, tatlım, dur. Ne yapıyorsun? Bir davette bu şekilde çorba içmen pek hoş olmayabilir. Kendi evinde sen bilirsin tabii ama baloda bazı kurallar olacaktır. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Çorbayı her zaman bu şekilde içerim. Doğrusu böyle bana daha keyifli gelir. Peki ne yapmalıyım sizce? Barbie, bu şekilde çorba içersen balo elbiseni kirletebilirsin. Bence farklı bir şey deneyelim. Evet Barbie, bence en iyisi çorba kaşığını kullanman olur. Ayrıca yemeğe başlamadan önce peçeteni de unutma. Az önce unuttun. Ah doğru ya, peçeteyi şöyle elbisemin yakasına sıkıştırayım önce. Barbie dur, peçeteyi bu şekilde kullanırsan balo elbisene yazık olacak. En iyisi peçeteyi dizlerine ser. Ariel, Elsa, iyi ki buradasınız ve bana bunları hatırlatıyorsunuz. Bana kalsa balo elbisesini peçeteyle mahvedecektim. Şimdi çok daha iyi oldu. Şuraya bakın. Tabağımın yanında bir sürü çatal, kaşık, bıçak var. Hangisini nasıl kullanacağımı bilmek gerçekten de zor olacak. Aslında o kadar zor değil Barbie'cim. Yemeğine büyük çatal kaşıkla başla. Küçük olanlar tatlı için. Ayrıca bıçağı da her zaman sağ elde tut. İşte bu kadar. İkiniz de harikasınız. Bu bilgiler çok işime yarayacak. Baloda tıpkı bir prenses gibi davranabileceğim. Umarım hepsini hatırlayabilirim. Harika gidiyorsun Barbie. Her şey yolunda gidecek. Eminim balonun yıldızı sen olacaksın. Söylediklerimizi aynen uyguluyorsun. Yürüyüş, dans ve yemek. Bunlar tamam. Şimdi artık hazırlık kısmına geçelim. Baloda ne giymeyi düşünüyorsun? Çok merak ediyorum Barbie. Barbie'cim, balo için seçtiğin elbiseyi ben de çok merak ediyorum. Hadi giyin ve göster bize. Bir prenses gibi görüneceğine eminim. Evet, ben de elbisem hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şimdi hemen elbiseyi giyip geliyorum. Hadi söyleyin, ne düşünüyorsunuz? Sizce bu elbiseyle bir prensese benzemiş miyim? Tacım da var. Barbie, dürüst olmam gerekirse bu elbise pek olmamış canım. Evet Barbie, bizim giysilerimize örnek almalısın. Uzun bir balo elbisesi daha iyi olur. Bu elbise ancak bir doğum günü partisine uygun olabilir. Tacın da çok güzel ama bu elbiseye uyduğunu söyleyemem. Olamaz, ne yapacağım ben şimdi? Benim öyle bir balo elbisem yok ki. Son dakikada nereden bulurum? Barbie dur, hemen ümitsizliğe kapılma. Ariel birazdan
güzel bir prenses elbisesiyle dönecek. Sen hiç merak etme. İşte geldim. Çok seveceğine emin olduğum bir balo elbisesiyle geri döndüm. Ah şuraya bak, bu harika. Gerçekten de gördüğüm en güzel elbise. Ariel, muhteşemsin. Ne kadar da güzel görünüyor. Çok mutluyum. Hadi hemen giy de üstünde nasıl durduğuna bakalım. Baloya geç kalma sonra. Şu an o kadar heyecanlıyım ki ben de bir an önce bu elbiseyi giymek istiyorum. Bu o kadar güzel bir elbise ki giyer giymez kendimi bir prenses gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Al canım, daha tacını takmadın. Asıl şimdi prensesler gibi hissedeceksin. Aksesuarların da önemli Barbie. Bu aynayı da al. Bunlar senin elbiseni tamamlayacak. Artık baloya hazırım. Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Ben tek başıma bunların hiçbirini başaramazdım. Hiç önemli değil Barbie. Sen de ihtiyacımız olduğunda bize yardım ediyorsun. Gerçekten de çok güzel oldun Barbie. Bence de. Artık sana Prenses Barbie diyebiliriz.